Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir projeyle karşınızdayım. Bugün sizlere penye ipten supla yapımını göstereceğim. Bu sefer kullandığım penye ip farklı. Ribbon ip diye geçiyor arkadaşlar. Şu şekilde ince formlu. Bunu 6-7, hatta şöyle gösterebilirim. 250 gram arkadaşlar bu ip. 6-7, 8 ve 9 numaralı tığlarını kullanabilirsiniz isterseniz. Bir tane supla yaptıktan sonra arkadaşlar ortalama bu şekilde bir ip kalıyor. Ne kadar gidiyor diye soran arkadaşlara gösteriyorum. Ben 7 numara tığ kullanacağım. Hemen başlıyorum. Evvela sihirli halkayla başlıyorum arkadaşlar ben. Şu şekilde ipimi atıyorum. Tığımı arasından geçirip alıyorum ve bir zincir çekiyorum. Sıkılaştırıyorum. Şimdi iki zincir daha çekeceğim. 2, 3. 3 zincir yaptım. 2'li trabzan yapıyorum arkadaşlar. Tam 12 tane içine. 1, 2. 1, 2. Bir, iki. Bu şekilde tam 12 tane ikili trabzan yapacağım. İki, dört, altı, sekiz, on, 12 fazla olmuş. Bu şekilde çekip kapatıyorum arkadaşlar. İsterseniz siz zincirle de başlayabilirsiniz. Ben şu çekilen formunu sevdiğim için sihirli halkayla başlıyorum. Şimdi bu ilk yaptığımız 3 tane zincirin içine batıyorum. Bunu saymıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Yani bunu sıra olarak saymamış oluyoruz. Sadece şu trabzanları sayıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12 olarak. Şimdi tekrar 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. 3 zincirimi çektim. Şimdi her boşluğa 2'şer tane batıp bu sırayı 24'e çıkartacağız. Bir, iki. 1, 2. Her deliğe bu şekilde 2'şer kere batacağız. Şuralara batıyoruz arkadaşlar, tam boşluklara. 1, 2. Bu penye ip, ribbon ipler arkadaşlar, penye iplere nazaran böyle daha böyle şey tok duruyor. Penye iplerde biliyorsunuz gevşeme oluyor, uzama kısalma oluyor. Bunda maalesef öyle bir şey yok. Örerken de arkadaşlar kendi haline bırakmamız lazım ipi. Ne çok sıkı ne çok gevşek. O zaman düzgün bir supla elde edeceğiz. Bu şekilde her deliğe 2'şer tane batıp bu süreyi 24'e çıkartacağım.
Bu sıra da bitti arkadaşlar. Her bölüme ikişer kere batmıştık. 24'e çıkarttık. Şimdi kapatma noktasına geldik arkadaşlar. Şurada zaten kendi belli ediyor. Şuraya batmayacağız arkadaşlar. Şu bölüme. Sonuncuya batıp başka boşluk olmadığı için burayı bırakıyoruz ki burada böyle bu şekilde fazlalık olmasın diye. Şu 3 zincirin içine batıyoruz. Tam şu ortasına. Bu şekilde hemen 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Bu şekilde. O zaman hem 3 zinciri kapatmış oluyoruz hem de fazlalık olmamış oluyor. Düzgün durması için suplamızın. 3 zincirimi çektim. Şimdi bu sırada arkadaşlar 3. sıramızda bir tek bir çift batıyoruz. Bu da nasıl oluyor? Hemen şu boşluğa batıyorum. İpimi doladım tığıma. Tekrar ikili trabzan yapıyorum bir tane. Hemen yanındakine geçiyorum. Ben bu 3 tane zinciri saymıyorum arkadaşlar. Daima bunu yokmuş farz edip direkt bunları trabzanları sayıyorum. Hemen tekrar tığıma doladım. Yanındaki boşluğa. Bir. Tekrar aynı noktaya. İki. Yani bir tek bir çift. Hemen yanındakine geçiyorum. Buraya tek batacağım. Tek. Diğer yanına çift batacağım. Bir. İki. Yanındaki boşluğa geçiyorum. Bir tane ikili trabzan. Bir. Yanındakine geçiyorum. Bir. Yine aynı noktaya. İki. Bir tek bir çift, bir tek bir çift, bir tek bir çift diye bu sırayı tamamlayacağım arkadaşlar. Üçüncü sıramızı da ördüm arkadaşlar. Son bölüme de iki tane battım. Buraya kapatıyorum. Tekrar. Üç zincir çekiyorum. Bir. İki. Üç. Üç zincirimi çektim. Hemen bu sırada da arkadaşlar iki tek bir çift olarak devam edeceğiz. Burada şimdi bir tek bir çift olarak devam etmiştik. Bir sonraki sırada iki tek bir çift olacak. Hemen başlıyorum dibine. Üç zincir çektiğimin dibine batıyorum. Bir tane ikili trabzan. Hemen yanına geçiyorum. Hemen diğer yanına geçiyorum. Buraya şimdi iki tane batacağım. Bir. Aynı noktaya. İki. Yani iki tek bir çift olacak bu sıramızda. Bir. Hemen diğer yanına geçtim. Bir. Bir sonraki yere geçiyorum. İki tane. Bir. İki. Bir. Bir. İki. Bu sırada arkadaşlar iki tek bir çift olarak tamamlayacağız. Şu şekilde bakın. Bir, iki, tek. Üçüncüsü çift. Bir, iki, tek. Üçüncüsü çift. Zaten battığınız noktalar belli olacaktır.
Bu şekilde bu sırayı da tamamlayacağım. Dördüncü sıramız da bitti. İki tek bir çift olarak yapmıştık. Hemen şuradan 3 zincirimin içine batıyorum ve kapatıyorum. Şimdi burada 3 zincir çekmiyoruz arkadaşlar. Başka bir işlem yapacağız burada. Süslü bölümünü yapacağız. Ama bir bölüm daha büyütmek isteyen arkadaşlar için burada 2 tek 1 çift yapmıştık ya. Bir sonraki sırada 3 tek 1 çift olarak büyütebilirsiniz. Aynı penye sepette olduğu, paspasta olduğu gibi sıralaması bu şekilde. İstediğiniz kadar büyütebilirsiniz. 3 tek 1 çift, 4 tek 1 çift, 5 tek 1 çift olarak. Şimdi ben burada desenine geçiyorum. Hiçbir şey yapmıyorum arkadaşlar. Şuradan aldığım gibi tığım. Şu şekilde aldım. Zincir falan çekmedim. Bir tane boşluk bırakıyorum. Buraya batacağım. Tığıma doladım. Bir boşluk bırakıyorum. Şuna batıyorum. Tığıma bir kere doladım. İkili trabzan yapacağım. 1. Tekrar tığıma doladım. Aynı yere ikili trabzan yapıyorum. 2. Tekrar aynı yere. 3. Tekrar aynı yere. 4. Tekrar aynı noktaya. 5. Ve sonuncusu. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi tekrar bir boşluk bırakıyorum. Diğerine batıyorum. Bu şekilde sık iğne yapıyorum. Tekrar tığıma doladım. Bir boşluk bırakıyorum. Şuraya. Bir. İki. Üç. Dört. 5 6 Bir boşluk bıraktım. Şuraya batıyorum. İpimi çekiyorum. Tekrar tığıma doladım. Bir boşluk bırakıyorum. 6 tane ikili trabzan yapıyoruz aynı noktaya. 6 tane ikili trabzanımızı yaptık. Şimdi bir boşluk bırakıyoruz. Şuraya batıyoruz. Boşluğumu bıraktım. Buraya ipimi çekip bağlıyorum. Bu şekilde desenimizi oluşturacağız. Tekrar tığıma doladım. Boşluğumu bıraktım. Beş. Altı. Altı tane ikili trabzanımı yaptım. Şimdi bir boşluk bırakıyorum. Şuralar yanıltmasın arkadaşlar sizi. Altı tane battığımız için aynı noktaya. Şurayı görmeye edebilirsiniz.
Ona göre dikkatli olmamız lazım. Yoksa kaçırdığımız zaman hani bir tane bile fazla olmuş olsa son bitiminde çok kötü duracaktır. Bir tane boşluğumu bırakıyorum. Hemen yanındakine batıyorum. Bu şekilde tekrar tığıma doladım. Bir tane boşluk bıraktım. Buraya tekrar 6 tane ikili trabzan yapacağım. 2 3 4 Şurası biraz bol oldu. Sıkıştırıp tekrar yapacağım. 4 5 6 Boşluk bırakıyorum. Yanındakine sık iğne yapıyorum. Tekrar tığıma doladım. Boşluk bıraktım. Son bölüme de geldik arkadaşlar. Bu şekilde. Hemen şöyle tekrar göstereyim. Son sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde ve burada bitirdik. Şimdi şuraya kadar çıkmamız lazım. Bunun için de şöyle yapıyoruz. Buradan alıyoruz. Bu şekilde ipimi yürüteceğim yukarı kadar. Aralarına batıyorum. Tekrar arasına batıyorum. İpimi çekiyorum. Tekrar şu noktaya da geliyorum. Bu şekilde ipimi yürütüyorum. Tam ortasındakine de gelip ipimi tekrar yürütüyorum şu şekilde. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Çok küçük değil, çok da gevşek de değil. 8 tane zincir çekiyorum. Şu aralarındaki boşluğa göre de bırakabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane bölüm var. Bunun için de 8 tane zincir yeterli olacaktır. Tam ortasına. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Çiçeklerin tam ortasına şu şekilde sık iğneliyoruz. Tekrar. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 zincir yaptım. Şimdi diğerinin 1, 2, 3 tam ortasına batıyoruz. Sık iğne. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Sekiz zincir. Diğerinin bir, iki, üç. Tam ortasına. Sık iğne diyorum. Bir, iki, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir, iki, üç. Bu şekilde buraya kadar tamamlayacağım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 zincire çekiyoruz. 1, 2, 3 tam ortasına. Sık iğne. Zincir çekme bölümümüz de bitti. Hemen şuraya tekrar bağlıyorum başladığım noktaya. Bu şekilde bağladım. 3 zincir çekiyorum tekrar. 1 2 3 3 zincirimi çektim. Hemen tığımı doladım. Şimdi bu zincirlerin içini ikili trabzanla dolduracağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 8 zincir çektiğimiz için 9 tane ikili trabzan yeterli geldi arkadaşlar. 2 4 6 8 9. Hemen yanındaki zincire geçeceğim. Tığıma doladım. Hiçbir şey yapmadan direkt içine batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tekrar tığıma doluyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir. Bu şekilde zincirlerimizin içini dolduracağız arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, hemen yanındakine geçiyorum. Aralarda boşluk kalmayacaktır arkadaşlar. Zaten penye ip olduğu için daha üzerine de devam edeceğiz. İkili trabzan yapmaya. Şu aralarda boşluk kaldığına şey yapmayın yani. Düzelecektir. Evet arkadaşlar, bu şekilde oldu. Kenarlarını da ördükten sonra. Şimdi ne kadar olduğunu bir hesap edelim. Tam birden şu şekilde hesapladığımız zaman 38 civarı oldu arkadaşlar. İsterseniz bunu büyütebilirsiniz de burada da bırakabilirsiniz. Ben bir kere daha öreceğim üstüne. Şuraları sağlam dursun istiyorum çünkü. Şimdi kapatma noktasına geldim arkadaşlar. Hiçbir işlem yapmadan yine en başta yaptıklarımız gibi şu zincirin içine batıyorum ve kapatıyorum. 1, 2, 3. 3 zincir çektim. Şimdi her bir deliğe birer tane ikili trabzan yapacağız. Bu şekilde. Bu biraz daha tok durmasını sağlayacak. Makinede de çok rahat yıkayabilirsiniz arkadaşlar. Bir de marullaşma olduğu zaman arkadaşlar, şöyle elinizle düzelttiğiniz zaman eğer düzeliyorsa, bunun olmaması için tersinden nemli bir bezle ütüleyebilirsiniz. Sonuçta hani penye ip olduğu için normal üzerimize giyilen penye iplerin artığından yapıyorlar bu penye ipleri de. Tersinden nemli bezle ütülediğiniz zaman düzgün duracaktır. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Eğer şuraları örerken de eğer kasılma yaparsa, şimdi ikinci sıra örüyoruz buradan. Eğer baktınız kasılma yaptı, yani büzülmeye başladı. O zaman istediğiniz herhangi bir noktaya çift batıp düzeltebilirsiniz. Ben şimdi her bir deliğe birer tane batıp bu sıramı bu şekilde öreceğim. Son sırada da tekrar kenar süsü yapacağız. Bu şekilde her bir deliğe birer kere batıyorum. Arkadaşlar bir de tığınızın numarası çok önemli. Yani elinizin sıklığı, bolluğu, yaparken hani marullaşma vesaire olmaması için tığınızla elinizi bir tu olması lazım. Tığınız küçük geldiği zaman ya da büyük geldiği zaman çok kötü görüntüler çıkabiliyor. Bu şekilde bu sırayı tamamlayacağım arkadaşlar. Üst
sırayı örmeye devam ediyorum arkadaşlar. Şurada kasılma oldu mesela. Onu hemen göstereceğim şimdi. Ne yapmamız gerektiğini. Şimdi şu sırayı örüyorum arkadaşlar. Bakın tam burayı örüyorum. İpim geriden geliyor. Yani bayağı geride duruyor. Bunun olmaması için ne yapacağım? Hemen buraya çift batacağım. Burayı bu şekilde düzelteceğim. Sonra tekrar tek batmaya devam edeceğim. Bu şekilde. Bakın burası çift oldu. Kasılmamızı da düzeltmiş olduk. Devam edeceğim. Her birine tek batmaya. Tekrar kasıldı, kasılma oldu arkadaşlar. Bunu yapmaktan korkmayın. Hemen çift batın. Düzelecektir. Bu şekilde. Artık olmuyor sanırım. Bu şekilde sonuna kadar örebilirim. Hiç belli bile olmuyor. Bakın çift battıklarım arada kayboldular. Normalde şurayı yaparken bir sıralaması var. Ama arkadaşlar şu süsü yaptığımız için o sıralamayı maalesef yapamıyoruz. Paspas yapacaklar için geçerli oluyor o sıra aslında. Bu şekilde de düzgün duruyor. Evet arkadaşlar, yaptığımız supla bu değil. Bitirmedim. Bu daha önce yaptığım bir supla çalışması. Bunu da 6 numara tığıyla örmüştüm arkadaşlar. Bu hemen hemen 36-37 civarı gelmişti. Şu şekilde. 6 numara tığıyla ördüğüm için şurasını 3 sıra örmüştüm. Ona rağmen 36 geliyor arkadaşlar. 36 santim. Bu şimdi benim ördüğümde bu şekilde 7 numarayla ördük arkadaşlar. Bu da bu şekildeyken 40 santime denk geliyor. Şimdi örme bölümü bitti arkadaşlar şu şekilde. Daha önceden ördüm, yani tığın numarasını göstermek için onu da öbür suplayı da göstermek istedim arkadaşlar. Şuradan tekrar birleştiriyorum. Bu şekilde suplamız oluştu. Kenar bölümüne geçeceğiz. Kenarına da aynı bu şekilde süsler yapacağız arkadaşlar. Şunda olduğu gibi. Şöyle bir servis tabağı kullanacağım göstermek için. Normal servis tabağı boyutunda 25 santime denk geliyor. Onda da görünümü bu şekilde. Daha tabii bitmediği için tam. Şimdi hemen kenar süsüne geçiyorum. Aynı şuradakiler yaptığımız gibi arkadaşlar. Tığıma aldım ilmek. Bu şekilde bir tane boşluk bırakıyorum. Yani bu sırada iki tane boşluk bırakıp da deneyelim. 1, 2, 2 tane boşluk bıraktık. Bu şekilde. Buraya 6 kere sık iğne yapacağız. Pardon. İkili trabzan yapacağız. 3 4 5 6 Tekrar 2 tane bırakalım. 1 2 bıraktık. 3.'ye sık iğne yapıyoruz.
Bu şekilde. Şimdi tekrar iki tane atlıyorum. 1, 2. 1, 2, 3.ye tekrar 6 tane ikili trabzan yapacağım. Bunun sayısını 5 de yapabilirsiniz siz. Şuralarda nasıl yapmıştık? Bir tane bırakıp bir tane batmıştık. Bu şekilde. Burada da değişik olsun diye iki tane bıraktık boşluk. 4 5 6 1 2 boşluk bırakıyorum. Battım. Tekrar 1 2 boşluk bıraktım. 1 2 3 4 5 6 1 2 boşluk bıraktım. 3.ye sık iğne yapıyorum. Tığıma doladım. 1 2 boşluk bıraktım. 3.ye ikili trabzan yapıyoruz. Altı saniye ikili trabzan yaptık. 1 2 boşluk bırakıyorum. 1 2 buraya sık iğne. Tığıma doladım. 1 2 boşluk. 3.ye ikili trabzan iğne. Bu şekilde sonuna kadar öreceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, penye ipten supla yapımımız sona erdi. Artan ipimiz bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.